Milli görüş tekbir. Bilal gibi aşkın ile diyar diyar gezmeyi İstedim ya Resulallah yolunda can vermeyi Çok istedim Ebu Bekir gibi sadık olmayı Adaletli Ömer gibi sana komşu olmayı Çok istedim Osman gibi Kur'an ile ölmeyi İstedim ya Resulallah yolunda can vermeyi Çok istedim Hamza gibi Uhud'da can vermeyi Ali gibi yatağında ölümü beklemeyi Bilal gibi aşkın ile diyar diyar gezmeyi İstedim ya Resulallah uğrunda can vermeyi Bilal gibi aşkın ile diyar diyar gezmeyi İstedim ya Resulallah yolunda can vermeyi Çok istedim Ebu Bekir gibi sadık olmayı Adaletli Ömer gibi sana komşu olmayı Çok istedim Osman gibi Kur'an ile ölmeyi İstedim ya Resulallah yolunda can vermeyi Çok istedim Hamza gibi Uhud'da can vermeyi Ali gibi yatağında Değerli cemaatimiz, büyüklerimiz, şu anda bulunmuş olduğumuz yer Cuma Mescididir. Şöyle başlamış olalım. Resulullah Efendimiz hicret yolunda, hicret esnasında Mescid-i Nebevi'ye gelmeden önce, Medine-i Münevvere'ye uğramadan önce Resulullah Efendimiz Kuba Mescidi'nde geride kalanları yani Hazreti Ali radıyallahu anh ve muhacirlerden bir kısmı geride kalmıştı. Onları karşılamak için ve onları beklemek için Resulullah Efendimiz Kuba Mescidi'ne gelmişti. Rivayetlere göre 22, 18, 14 gün kuvvetli rivayetlerdir ki 14 gün Resulullah Efendimiz Kuba Mescidi'nde kaldıktan sonra ayrılmak için birkaç yüz metre ileride olan bu Ranuna Vadisi dediğimiz yerde Resulullah Efendimiz buradan geçerken Beni Salim kabilesi burada ikamet ediyordu. Ve Beni Salim kabilesi Resulullah Efendimiz'i durdurdular. Kendisini bırakmak istemediler ve Resulullah Efendimiz'e bir takım ikramlarda bulundular. Bu esnada cuma vaktiydi ve cuma gününün öğle vakti girmişti ki o esnada Mevla Teala o meşhur olan bildiğimiz cuma ayetleri, cumanın farziyetini belirten ayetler Mevla Teala nazil buyurmuştu. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiyelis salâti min yevmil cum'ati fes'au ilâ zikrillâhi ve zerul bey'i. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar. Uzun bir yolculuktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı burada karşılayan Kuba halkı, Medine halkı hep bir ağızdan ağaçlara çıkmışlar. Tepelerde efendim Allah Resulü'nü, kutlu yolcuyu ve Hazreti Ebu Bekir'i
hep bir ağızdan şöyle karşıladılar. Tale'an bederu aleyna min saniyatil vada ve cebe şükru aleyna mede'a